Vuruşlar, i810 elegans, sevgili Ali abi. Ali abi hoş geldin. Çünkü bu özel bir karavan. Benim takipçilerim de bilirler. Vuruşlar'ın bu kasasına, full entegreye ben hastayım. Ada yataklısı ama seninkini biliyoruz ki İngiliz yataklı arka taraf. Abiler, full entegre, 5 tonluk bir karavan. Dikkat ediyorsunuz arka tarafta çift aks, yani double aksa sahip. Brüsner'in yapmış olduğu efsane bir karavan. Şimdi hem böyle bir etrafını bir gezelim, neleri var neleri yok karavanın, hem de Ali abiden, çünkü abi ta kuzeyden gelmiş buraya, kilometrelerce sürmüş, 2011 model bir araç. Tecrübelerini alacağız, neler var, sıkıntı var mı yok mu, ne yaşıyor, ne yapıyor. Hani bizim burada klasik şey var da, ne yakıyor abi bu? Yani kilometrede kaç para yapıyor hikaye. Çok güzel, böyle bir 4,5 metre galiba değil mi bu? Fiamma'nın tentesi üzerinde var aracın. 5 metre. 5 metre. Evet. F45 5 metre. Büyük bir tente. Dışarıdan hemen şu yan taraftan bakıyorum. Buzdolabı havalandırmaları gördüm, 2 tane. Şahane. Demek ki tam boy bir buzdolabı var bunda. Ve difrizlidir ekstra, evet. Değil mi? Halde var. Yani sıcak hava dağılımı bu karavanda yok. Bütün etrafında petekler var. Isıtıcılar peteklerle çalışıyor. Demek ki çok sessiz bir şekilde ısınıyor. Norveç'te de havalar soğuk galiba, soğuk değil mi? Halde orada tabii tam bir süper. 220 girişi var. Bu ne abi? Biz de yavaş yavaş öğreneceğiz. Üzerindeki dalga ne? Aa, bu wireless bir şey, sensör var. Ne işe yaradığını Ali abi biliyor musun? Hani ne yapıyor bu wireless sensörü? Acaba bir şeye, remote sensör, uzaktan bir açıp kapatıyordur, bir şey yapıyordur herhalde ama demek ki Ali abi sadece düz yol şoförü derler ya bizimle. Düz yol şoförü. Müthiş bir servis kapağı. Şuraya bakar mısınız? Yani bu araçlar yapılırken tabii burası yüklük vesaire kullanılıyor. O yüzden büyük servis alanları ya da içerisine motosiklet, bisiklet gibi acayip şeyler kullanılabiliyor. Şurada Ali abi açmış kapağı. Evet, Alder'in kombisini görüyoruz orada. 3010 modeli. Dolayısıyla hem elektrikli hem gazla çalışabiliyor aletimiz. Aynı zamanda da sıcak su ya da kendisi buradan üretiyor. Müthiş. Alder'e biz vakıfız abi. Zaten ya Alder ısıtıcı ya. Arka tarafı görüyorsunuz, müthiş bir yapı var yani, otobüs yani bu alet. 5 ton müthiş bir yapıya sahip. Harika. Zaten plakayı gördünüz. Geziyoruz. Bizim kullanıcılarımız şuradaki çıkan, taşan böyle izolasyonlara çok kafası takılıyor. Hatta bu araçta da görünce de söyleyelim. Bu buradan çıkmalar, taşmalar aslında muhteşem bir şey. Bu aracın izolasyonunun çalıştığını gösteriyor. Hiçbir şekilde bir sıkıntısı şey yok, sadece görsel olarak can sıkıyor, o kadar, ama muhteşem. Buraya baktığımız zaman tuvalet kapağını gördük. City Water, hatta City Water'ı çok güzel bir şey yapmışlar. Hani karıştırılması değil, anahtarlı. Benim bizimkisinde mesela açabiliyoruz ama anahtarlı. Camlar vesaireler. Burası muhtemelen tüp abi. Tüp yeridir muhtemelen. İki tane tüpümüz var büyük. Dua kontrolü vardır mıdır? Bakıyorum, o değişik. Evet, dedantörler üzerinde benim de çok alışık olmadığım bir şey. Üzerinde özel bir dedantörle çalışmış. Bürsner burada. Harika. Tüplerin güzelliğine bakar mısınız? Evet, yani. Vallahi. Cam şişesi gibi değil mi? Bizimkiler. Harika. Vallahi harika. Paslı maslı falan. Ama Allah'tan Aygaz burada biraz değiştirdi şeyi. Yeni karavan tüplerimiz çıktı da şey. Temiz su girişi. Depomuz, depo kaç litre abi biliyor musun? 170. 170 litre. Güzel. Neyse, bizim arabamız değil. Bu ne? Dizel girişi. Ha. Mazotu oradan alıyor. Tabii önden alıyor. Olunca çok da ben de vakıf değilim yani bu arabaya. Evet, çok seviyorum. Modeline bakıyorum. Hatta Instagram sayfamda videoyu da paylaşmıyorum. Sabahleyin hemen şöyle göstersene Ferhat'cığım. Arka tarafta bizim karavanımız var. Dedim ki ben bu arabayı şey yapmalıyım falan. Acaba yabancı mıdır, değil midir? Çünkü plaka yabancı. Ama abi bizden.
Bir de şansıma da çok güzel, benim de videolarımı seyretmiş, kendimi anlatmak falan da zorunda da kalmadım. Tanış çıktık. Evet, böyle döndük etrafa. Müthiş. İçeriden esas olayı bu arabanın içeriden. Şöyle bitirdik. Ferhat buralarda bizim için özel bir şey yok zaten. Hani araba zaten çok özel. Şöyle bir geniş açıyla buradan çekebiliyor musun Ferhat? Çekiyorum abi. Alabiliyor musun bu aracı? Müthiş bir şey. Müthiş bir yapı. Harika. Hadi şimdi no stop içeriye girelim mi Ali abi? Buyurun. Hadi gel lütfen, buyurun. Sen önden geç. Buyurun. Şimdi yolu karıştırırız abi, içerisi büyük bir yer. Hangi sokaktan gideceğiz, nereye gideceğiz? Kaybolmayalım. Bilmiyoruz. Kaybolmayalım biz içinde. Elinden başlasın sen. Evet, önden başlayacağım. Oy. Ferhat. Hani bu karavansa bizimki ne? Bizimki vallahi karavansa buna ne diyorlar acaba diyeceğiz. Müthiş. Ama Fiat Ducato platformu üzerine kurgulanmış. Demek ki önden çekerli bir araç bu. 3000. 3000 dizel ama. Ali abi aradan sufle veriyor. 3000 dizel Ducato platformu. Manuel vites. Ama sürüşü. Ferhat, şu aradaki konsolün aradaki yapıyı bir gösterir misin dostum? Bakar mısın? Şuraya da bir tane böyle çocuğu yatırabiliriz ya. Çok böyle emergensi durumda. Hani şu öndeki kokpite bir yatak yapıp çocuk yatırır. Dönerli koltuklar falan standart. Ali abi yolculuk esnasında yengem çok kızmasın, ne yapıyorsun demesin diye ona bir burada eğlence paketi yapmış. Hemen şeyin üzerinde yol sürücü ve yolcu kabini üzerinde bir yatak sistemi var. Belli ki kumandalı. Bastığımız zaman Ali abi dedi ki çalıştırabilirsin, oradan hareket yapıyor. Burası iki kişilik yatak, iniyor burada aşağıya. Ve buradaki yatan insanların da klostrofobik ortam ortadan kalksın diye bir tane 40'a 40 hek koyulmuş. Yine sineklikli, storlu, baş aydınlatmalar, okuma lambaları üst tarafta. Muhteşem bir yapı. Tekrar toplayalım. Şimdi dostlar, tabii bu aracın eni 2 metre 50 santim. O yüzden salon yapmış adam buraya. Salon. Masa bizim evdeki masadan hallice yani. Ebatı heybetli. Bence çok rahat. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Bunlar 6, dönerse 7. 6, 7 kişi. Müthiş derecede burada hem sohbet edebilir hem de yaşayabilir. Camlara bakar mısınız, büyüklüklerine? Ölçüyü bilmiyoruz ama. Salondan böyle geriye doğru gittiğimizde klasik Dürüstler ve Tabert'te de aynı gruptalar zaten. Bakar mısınız şurada böyle hani yeni gelinlerin çeyiz takımı gibi buraya koyacağı ekipmanı, eşyası. Ya buraya zaten girmiyoruz. Yönetim panelini görüyor musunuz? Dostlarım, burası çok özel bir şey. Abi ne oldu orada? Ne yapıyor? Ha, uydu anteni, satellite'ın şeyi. Abi biz tabii yani kasap kedisi gibiyim dostlar şu anda. Hep böyle gözlüğümü taktım, yakından göreyim. Sen bu işin pirisin. Ya estağfurullah abi, yani pirlik. Evet, görüyoruz fuarlarda ama bu kadar detaylı da bakma şansımız olmuyor. Bir de bu araç Brüsner 2013'ten bu, yani yeni modeli yok bu aracın. Şimdi bunu fanatikleri bu araca biner. Ben de bunun 2003-2014 o arasındaki modellere, şu yani benim hasta olduğum, sevdiğim kısım. Müthiş bir her şey var dostlar, yani televizyonu falan filan, hiç burayı geçelim, bu tarafı anlatmayalım. Evet, burada Domatik'in yine 3 sistem bir buzdolabını konuşlandırılmış. Tahminimce 190 litrelik bir buzdolabı bu. Hı hı. Litre olarak çok büyük. Açmamıza gerek yok. İçerisinde ne var ne yok. Bu fırın var. Evet. Gazlı mı? Gazla çalışıyor. Evet, gazlı. Gördüm zaten şeyleri. Gazlı bir fırın buraya uygulanmış. Markası nedir? Çok güzel bir şey ya. Olay. Allah Allah. Dostlar, markası yazmıyor yani. Bizim karavanımızda da fırın var ama hemen tepemde Domatik'in bir çatı kliması uygulanmış. L şeklinde bir mutfak.
Yani burada hiçbir kadının bu mutfakta ya bu ne biçim ben evimi istiyorum, benim konfor alanımdan uzaklaştırdın diyemeyeceği bir yapı. Ya dostlar 2011 model bu karavan. Yani 2021'deyiz. 10 yaşında. 10 yaşında. Aha. Bakar mısınız şu güzelliğe? Muhteşem. Muhteşem güzellikte. Davlumbaz zaten yani şimdi olmazsa olmaz çünkü lüks seri zaten. Davlumbazı vesairesi. Ya boğuldu şeyler, aydınlatmalar, ambiyanslar, şunlar bunlar. Dediğimizde esas yaşam alanına doğru. Ali abi. Bir sade İkimiz geçemeyiz. Tamam çok geniş ama o kadar. Ya vay. Duş tuvalet ayrı. Evet. Tabii olmazsa olmazı. Kasetli bir tuvalet var. Domatik marka uygulamış Brüsner. Tepede gene 40'a 40. Ha, bu arada ortada havalandırmalar burada. Ayrı bir havalandırmalar. Su gibi güzel. Bir kapı var. Ali abi bu böyle bir trim sesi yapıyor mu şu? Maalesef. Yapıyor değil mi? Maalesef. Yani bunu ben de birçok karavanı da deneyimledim. Özellikle ama, bozuk yollara girdiğiniz zaman. Evet. Biraz... Yani çok güzel, çok hoş. Yani böyle bir açıp da hani böyle bir geçeyim. Zorlanmıyoruz. Bu kapı katlıyor kendini, döndürüyor bakın. Arka tarafa doğru Ferhat burayı gösterebiliyor musun? Gösteriyor. Arkaya doğru döndürüyor ama tek sıkıntısı bu trim sesi. Belki biraz silikon sprey sıkılarak biraz trimi azaltılabilir ama maalesef yapıyor. Burada arka tarafla yani ebeveyn yatak odası, tuvaleti, duşu vesaireyi ayırıp izole etmesi için burada karabin alıdır. Şurayı gösterelim. Çoğu kişi şey yapıyor, bunu kopartıyor. Bakın şöyle bir şey gördüğünüz zaman karavanlarınızda özellikle ithal karavan kullanıcılarında biraz daha şöyle yaptım abi. Şu arka taraftan bir şurayı gerdiğinizde tık diye çıkar bu. Yoksa bu kopar basit bir şekilde. Takmak için de tekrar ittirdiğiniz zaman tık kilitler, çıkartmak için şu hareketle. Ferhat oradan bak. Oradan alıyorum. Şimdi mesela bu aynı zamanda sessiz bir kapı. Kapatıyorum. Bakın şimdi konuşmamı konuşacağım duymayacaksınız. Vay. Duymadınız değil mi? Duymadım. Çünkü şaka yaptım konuşmadım ben. Bu da iyiydi. Bu bir baya baya iyiydi. Klasik karavancı şakası. Muhteşem bir duş yakabı dostlar. Gayet geniş, gayet ferah, gayet olması gereken ölçüler. Burada dolaplar, molaplar bir şey. Şimdi burada bir İngiliz tarzı yatak dediğimiz bir yatak sistemi var. Ama ve lakin bu araçlarda hani bu şekilde iki kişi çok rahat kullanabilir ama ülkemizde İngiliz yataklara biraz karşı çıkıyorduk ama son yıllarda kırılmaya başladı. Bence karavanda en uygun yatak. Ama bu aletin de şurada bir ruler'ı vardır. Bu ruler çekildiğinde çekemedim. Şöyle evet. Ruler gelir bu yatağa yani 2 metre 50 santime 2 metre genişliğinde double yatak. Abi yani ben eşim 2 tane çocuğum burada başka hiçbir yatağı kullanmadan rahat bir şekilde yatabiliriz. Tepede yine bir 40'a 40 hack. Yani hack cenneti karavan. Aydınlık. Kolesterol fobik ortadan kalmasın. Çünkü ya biliyorsunuz bu karavanlar Avrupa'da üretiliyor. Avrupa'da zaten bizim kadar güneş almadığı için mecburen büyük camlar, büyük bir dünya hack kullanılıyor. Yine bir karavan bu. Karavan. Yani yine konfor, lükslük. Burada da yine bir televizyon, yatak odasında televizyonu var. Ali abi tabi kısmamış. Yukarıda uydu antenimiz aramaya çalışıyor ama ağaçların altındayız. O yüzden. Neyse abi Alden'in kontrolü orada göstermek istedim. Evet burada Alden'in zaten benim eski videolarımda Alden nasıl çalışır diye bir videom var. Burada bir şey var. Şu anda yeni modellerde renkli ekranlar bunlar. Bu bir eski versiyonu. Malum 2011 model araç. Ama çalışma sisteminde ya da kazan sisteminde falan hiçbir farklılık, hiçbir şey yok. Abi çok beğendim ya. Ali abi anlatsın biraz ya. Ali abi kaç yıl oldu? Kaç kilometre yaptın bununla? Nezihan biz çok eski değiliz bu karavan sektöründe. Biz yaklaşık bu araç bizde 1 yıllık falan. Ha süper. Aracı %100 bunu bilerek mi aldın sen? Bilerek tabii yani ki. Araştırdın uzun zaman araştırdım. Harika. Özellikle bu aracı olması için.
araca %100 hakim değilim henüz daha. Bir yıl olmasına rağmen. Fark ettik. Sen çok yaşa. Yani siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Ama geniş, çok geniş, kullanışlı bir araç. Çok dar yollarda biraz sıkıntı olabiliyor ama Türkiye şartlarında da. Eğer büyük araçlara aşinalığınız varsa hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir yere bağımlı kalmadan 3-4 gün yaşayabiliyoruz biz bunda. Öyle bir setup var. Yukarıda sistemimiz ona göre. Pis suyumuz, temiz gri tankımız, temiz suyumuz yeterli. Aracı aldın, mutlaka Avrupa'da gezdin, evet. Bastın buraya, bu tarafa, Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 50 günden beri de, değil mi? Türkiye'de. Evet. Türkiye'de. Abi geziyor yukarıya, Karadeniz'e falan çıkacak. Evet, evet. Yolda gören abiler de çok rahatsız etmeden bir selam versin. Ali abi buralarda yani. Geziyor Türkiye'de. Ondan sonra tekrar bir daha devam edecek. Herhangi bir desem abi, ya şu da olsaydı, böyle bir şey dedirtirdi mi sana aracı? Abi yoksa... Yani bu araçta benim için, ben yıllardır uzun büyük araçlar kullanıyorum. Tamam. Yani bu araçta benim için tek sıkıntı manuel olması. Araç otomatik olsaydı, hani biz çok uzun yol gidiyoruz, 4300 km Norveç. Otomatik olması büyük bir avantaj olurdu. Yani otomatik modelleri de var. Ama bize bu nasip oldu. Evet, evet, evet. Yani çok kötü değil. Hatta bu araç bir Mercedes platformu olsaydı mesela çok daha konforlu olabilirdi arkadan itişte. Çok daha konforlu olabilir. O yüzden bunun Mercedes olanı var. Var. Bursa'nın var. Yani ben o yüzden yani Ducato 3000 dizel, çünkü bu arabayı yürütebilmesi için 2.3 ile zaten yürümesi imkansız. 3000 dizel olması lazım ama bir arkadan itiş olsaydı keyfine. Özellikle Türkiye şartlarında hemen patinaja düşebilir. Evet, aynen. Ağırlık aynen. Arkada, ön taraf çok... boşlukta hemen patine, hemen sarmaya çalışabilir. Bunu yurt dışında hiçbir zaman yaşamayacaksın. Evet. Görmeyeceksin o problemi ama maalesef ülkemizde bunu yaşayabiliriz. Ama aldığın kişi birçok ekleme yapmış bunları sen yapmadıysan. Yani o mesela elektrik giriş kapısının üzerindeki bile remote bir şey falan diyor. Wireless falan var üzerinde. Onları bir dünya ekleme. Burada görüyorum bir gaz alarmı gibi bir şeyin üzerinde. Gözlüğü mü takayım? Gaz alarmı. Gaz alarmı. Karbon monoksitmiş bu. Muhteşem. İçerideki şey. Yukarıdaki neymiş? Bir alarm sistemi var alette. Yani bunları çalıştırıyor musun bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Çünkü gerek duymuyorum. İnşallah o olur. Bence elektrik girişinin üzerindeki o sensör de bu alarma ait. Wireless çalışıyor. Hani birisi elektrik kablosu falan oynarsa sesini ikaz edersin. Çünkü burada yazıyor dostlar. Biraz yakın alabilirsin şey. Gaz dedektörü, smoke dedektörü yani duman dedektörü. Kapılar için, camlar için, hatchler için alarm var üzerinde. Dışarısı için motion detection. Hareket dedektörleri var karavanın dışarısında. Yani bu çok güzel bir... Ben bunu araştırmak istiyorum. Bunu özellikle yakın çektirdim. Notronix. Yani bu karavan için bir alarm sistemi yapılmış araçta. Çok güzel abicim. Ya bizi ağırladın, bizi kırmadın. Çıkacak, yola çıkacak. Dedi ki, ya dedim ki bu dostlara, karavan meraklılarına bu karavanı göstermeliyiz dedim. Ali abi sağ olsun müsaade etti. İçine girmemize. Çünkü burası bir ev, sağ olsun bize her müsaade zaman, etti. Her zaman. İnşallah başka yerlerde de denk geliriz. Abi inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah. Biz çok memnun oldum tanıştığımıza. Önümüzdeki sene İnşallah. Doğru. Mutlaka beklerim. Haberleşiriz. Biz böyle bir selam veririz. Tamam. Bakalım ne olacak. Çok teşekkürler. Videomuzu burada bitiriyoruz. Ali abiye sağ olsun var olsun. Bize kapısını açtı. Benim de hayranım. Motokaravan denilince hayran oldum. Full entegre, tandem akslı, 5 tonluk araç da benim favorim. Keşke benim olsa. Hadi görüşürüz.